Arkadaşlar dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ismi mensuba dair alıştırmalar yapacağız. Hepinize ben başarılar diliyorum. Bir önceki dersimizde ismi mensubun bu kısmını işlemiştik kitabımızdan. Şimdi de kitabımızın alıştırmalar kısmını konu edineceğiz. Hemen işaretleyicimizi açıyoruz. Hatta açmadan önce efendim bir defa alıştırmamızı okuyalım, alıştırmalarımızı büyütelim arkadaşlar. Aşağıdaki cümleleri Türkçe'ye çevirerek işlerinde yer alan isim mensupları tespit ediniz demiş. Şimdi biz o halde ne yapacağımızı netleştirdik. Hemen büyütelim. Daha net görmek adına arkadaşlar. Evet. İşaretleyicimizi açtık ve konuşuyoruz şu an. Evet, el-kıra'etü okumak minel meharatil lugaviyyeti. Bakınız, okumak dilsel maharetlerdendir, dilsel becerilerdendir şeklinde burayı ifade edebiliriz. El-lugaviyyeti, bakın arkadaşlar, ya da el-lugaviyyeti irabına göre okursak, bu bir isim mensuptur arkadaşlar ve sıfat olarak kullanılmıştır gördüğünüz gibi. Devam edelim. El-tibbul vikaiyyü. Bu vika ettibul vikaiyyü demek koruyucu tıp demek arkadaşlar. Vacibu külli ferdin, her bir ferdin görevidir diyoruz biz buraya. Bakın burada el vikaiyyü kelimesi bir ismi mensuptur. Tıp. Nasıl tıp? Koruyucu tıp. Korumaya dair tıp gibi düşünebilirsiniz. Gördüğünüz gibi sıfat olarak kullanılmıştır. Evet, üçüncü alıştırmamız el imtihanatü, sınavlar. Leyset seneviyeten, yıllık değildir. Bel aksine fasliyetün, efendim dönemliktir. Bunu da dönemlik olarak ifade edelim. Bakın arkadaşlar, burada seneviye kelimesi bir isim mensuptur ve burada gördüğünüz gibi leysenin haberi olarak karşımıza çıktı. Burada fasile kelimesi de bir ismi mensuptur arkadaşlar ve haber ögesi olarak karşımıza çıktı. Evet, devam ediyoruz. Hasale kusufun cüz'iyyun lişemsi hazel ame. Bakın hasale oldu. Ne oldu? Kusufun cüz'iyyun lişemsi. Bunu topluca kısmi ya da parçalı güneş tutulması, parçalı güneş tutulması şeklinde Türkçe'de ifade ediliyor. Kısmi ya da parçalı güneş tutulması meydana geldi. Ne zaman? Hazel ame, bu sene. Bakın burada cüz'iyyün sözcüğü bir nedir arkadaşlar? İsmi mensuptur. Cüz'ün kelimesidir. Burada senetün kelimesidir. Burada faslündür. Efendim burada vikaündür. Burada lugatündür. Kelimelerin ismi mensupsuz olarak kullanılmasına baktığımızda. Devam edelim. Tel'abu, oynar. Ne oynar? Vesailun nakli hadifeti. Modern ulaşım araçları. Ne oynar? Devran, hamen önemli bir rol oynar. Nerede oynar? Fi inma'il ümemi. Ümmetlerin ya da toplumların gelişmesinde maddiyen, maddi olarak ve iktisadiyen ekonomik. Şu maddiyene finansal olarak da deniyor arkadaşlar. Ekonomik ve finansal olarak toplumların gelişmesinde önemli bir rol oynar. Modern iletişim araçları şeklinde cümlemizi tercüme ettik. Bakın burada maddiyen bir ismi mensuptur arkadaşlar. İktisadiyen bir ismi mensuptur gördüğünüz gibi. Maddetün, bakın iktisadun şeklinde bunları yalın olarak görebiliyoruz. Devam edelim. Kaveme karşı koydu. Eşabül cezairiyyü. Cezayir halkı demek arkadaşlar ya da Cezayirli halk. Biz Cezayir halkı diyoruz. Neye karşı koydu? Neye mukavemet gösterdi? El ihtilal el fransiye, Fransız ihtilaline, tabiilen uzunca bir süre şeklinde ifade ettik. Cezayir halkı Fransa ihtilaline uzunca bir süre karşı koydu dedik. Şimdi burayı biraz daha netleştirelim, ortaya alalım. İşaretleyicimizi tekrar açtık. Hemen buradaki isim mensupları konuşalım. Cezayir, Cezayiriyyü. Bakın el Cezayiriyyü, bu bir isim mensuptur. Fransa, bakın Fransiye. Fransiyyün, el Fransiye, el Fransiyyü. Bu
Bu da bir isim mensuptur diyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Ene ben. Ehtemmü önem veririm, önemserim. Neyi? Bil mevâdi'il ilmiyeti ve sekâfiyye. Kültürel ve ilmi konulara ben önem veririm şeklinde ifade edebiliriz. İlmi ve kültürel konuları ben önemserim şeklinde de ifade edebiliriz. Bakın burada ilmiye kelimesi sözcüğü, ilmiyeti sözcüğü bir isim mensuptur. Es-sakafiyye sözcüğü de bir isim mensuptur diyoruz arkadaşlar. Kurala uygun isim mensup yapılmıştır diyoruz. Evet, es-sünnetün nebeviyyetü, nebevi sünnet. Aslün min usulü dini. Dinin asıllarından bir asıldır diyebiliriz. Hatta buna peygamberin sünneti, Hazreti Peygamberin sünneti, dinin asıllarından bir asıldır şeklinde de ifade edebiliriz. Şimdi burada nebeviyyün, bakın nebeviyyeti bu da bir nedir arkadaşlar? İsim mensuptur diyoruz. Devam edelim. Fil fadai, uzayda var. Ne var? Akmarun, sınaiyetün, adidetün, birçok yapay uydu var arkadaşlar. Sınaiyetün yapay demek. Bakın burada sınaiyet sözcüğü bir isim mensuptur. Gördüğünüz gibi akmar sözcüğünün sıfat olarak kullanılmıştır diyoruz. Devam ediyoruz alıştırmalarımıza. Alıştırmalarımıza baktık. Hemen ikiye görelim. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri parantez içindeki kelimelerin isim mensuplarıyla doldurunuz demiş. İlgili kelimelerden isim mensup biz ne yapacağız? Türeteceğiz arkadaşlar. Hemen büyütelim daha net gözüksün. Evet. Şimdi işaretleyicimizi de açtık. Baktık el Arap sözcüğü var. Uhibbu ben severim. Neyi severim? El lukatel arabiyyete. Arapçayı severim. Arap'tan Arapça anlamına gelmesi için Arabiye sözcüğü yaptık arkadaşlar. Lugat, araba ait lugat anlamındadır. Bu da Arapçadır. Dolayısıyla isim mensup getirdik ve sonuna bir de arkadaşlar tay marbuta getirdik. Niye? Dil sözcüğü, lugat sözcüğü müennes olduğu için. El Arabiyyü, El Arabiyyetü. Gördüğünüz gibi. Devam edelim. El Kıraetü, okumak. Minel Meharetil Lugaviyyeti. El-lugat sözcüğü yukarıda da geçmişti. Buradan isim mensup yaptık. El-lugaviyye karşımıza çıktı. Tabi lugaviyyun, lugaviyyetun buradaki te arkadaşlar nedir? Mühendislik alameti. Maharat sözcüğü mühendis olduğu için. Devam edelim. El-dave İslam sözcüğünden isim mensup yapınız dedik. Yaptık. İslamiyyun, el-islamiyyu ya da El-İslamiyyeti. El-İslamiyyeti tercih ettik. Niye? El-Dave sözcüğü bakım mühendis olduğu için. El-Daveti, daveti. Nasıl davet? El-İslamiyyeti, İslami davet. Buna İslam daveti de deriz arkadaşlar. Vacibetün, vaciptir. Alel-Muslimin, Müslümanlar üzerine. Müslümanların bir sorumluluğudur diye bunu ifade edelim. İslam'a davet ya da İslami davet diyelim. Müslümanların bir görevidir, bir Müslümanlar üzerine bir zorunluluktur şeklinde ifade edelim. 4. Safertü yolculuk yaptım. Fi rihletin nokta nokta bahrun. Bahrun deniz demek değerli arkadaşlar. Bunu isim mensup yaptık. Bahriyyun oldu. Rihletin sözcüğü mühennes olduğu için bunun sonuna mühenneslik alametini getirdik. Fi rihletin bahriyetin deniz yolculuğu yaptım. Bu şekilde söyleyelim. Fi şehril madi geçen yıl. Geçen yıl ben deniz yolculuğu yaptım şeklinde ifade ettik. Evet, 5. El-emakin nokta nokta baridetün fişitai ve mu'tediletün fissafi. Bakın el-cebel. El-cebel, el-cebeliyyü, el-cebeliyyetü diyeceğiz. Niye? El-emakin sözcüğü mühendistir o yüzden. Niçin mühendis olduğu gayri akil cemler mühendistir de o yüzden arkadaşlar ve müfret mühendis kabul edilir. El-Cebeliyyü, El-Cebeliyyeti yaptık. Cebeliyyeti niye? Şurası müfret mühendis kabul edildiği için. El-Makinül Cebeliyyeti, dağlık bölgeler, dağlık mekanlar diyebiliriz. Baridetün, soğuktur. Ne zaman? Fişitai kışın. Ve Mu'tediletün, ılımandır. Ne zaman? Fissafi yazın. Yazında ılımandır dedik arkadaşlar. Şimdi devam ediyoruz. Hemen yine İşaretleyicimizi açtık. Devam ettik. El irşadu sıhhiyyü. Sağlık rehberliği diyelim arkadaşlar buna.
Vacibul efradil, vacibul efradi vel cemaati, toplumun ve bireyin görevidir şeklinde ifade ettik burayı. Sağlık rehberliği. Bugün bakınız, es-sıhhatu sağlık demek. İsmi mensup yapınca buradaki te gitti. Es-sıhhiyyu oldu arkadaşlar. Sağlıksal irşat ya da sağlık rehberliği. Devam ediyoruz. Burada neyi? Sema sözcüğünü ismi mensup yapın demiş. Nahnu na'tekidu. Biz inanırız, biz kabul ederiz. Neyi? Enenna biz. Efendim. Ebna'u şeriatin semaviyetin halidetin. Biz ölümsüz semavi efendim şeriatın çocukları olduğumuzu kabul ederiz şeklinde burada da bunu ifade ettik arkadaşlar. Semaviye ise Türkçe'de bunlar semavi olarak da ifade ediliyor. Tabi burası ilahi olarak çevirebilirsiniz arkadaşlar. Efendim Türkçe'de tanrısal da kullanılıyor. Tanrısal olarak da dilerseniz çevirebilirsiniz. Bu tamamen size kalmıştır diyoruz. Bakın semanın semaviyetin şeklinde bunu da biz ne yaptık? İsmi mensup yaptık ki semaviye sözcüğü Türkçe'de de kullanılır. Evet devam ediyoruz. 8. Kıraetü siratil nebeviye. Siratil nebeviyeti. Nebevi sireti okumak. Bu sire dediğimiz sözcük biyografi de diyebiliriz buna. Hayat hikayesi de hayatı da anlamına gelir. Hatta burası Hazreti Peygamber'in hayatını okumak şeklinde de burayı tercüme edebiliriz arkadaşlar. Nebevi ile de Peygamber Efendimiz kastedilir. Varuretün bir zorunluluktur. Likülli Müslümin her Müslümanın. Her Müslümanın bir zorunu, her Müslümana gereklidir diyelim arkadaşlar. Zarureyi gerekli olarak çevirelim. Her Müslümana gereklidir dedik. Bakın fıra burada ennebiyyü ennebeviyyü. Bakın gördünüz nebevi şeklinde bunu ne yaptık? Biz hemen ismi mensup yaptık. Nebevi şeklinde de görüyoruz. Evet, es-suverul medeniyetü, medeni sureler. Bunu anlatacağım. Ketura çoğaldı fiha et-teşri'u. Orada çoktur diyelim. Teşri hüküm koyma diyelim buraya arkadaşlar. Hüküm koyma medeni surelerde çoktur. Medeni sureyle kastımız da Medine dönemi inen surelerdir. Bakın burada el-medinetü şehir anlamına gelir. Buna ismi mensup el-medeniyetü olarak karşımıza çıktı. Ne demişti kural? Üçüncü harf ya olursa bu ya cümleden düşer. Hatta bu ya üçüncü harf olduğunda da bu durumda zaten sakin olurdu. Ya'yı attık gördüğünüz gibi. Medeniyetü, tü nereden çıktı? Yani mutay marbuta. Çünkü es-suver sözcüğü mühennestir de o yüzden arkadaşlar. Tamam. Değerli arkadaşlar alıştırmalarımız da bu şekildeydi. İsmi mensup kolaydır. Biraz ayrıntıları vardır ama biz burada anlattığımız kadarıyla öğrenirseniz efendim sözcüğün ismi mensup olduğunu anlarsınız. Şunu söyleyelim. Bir sonraki dersimizde sınai mastar konumuz var. İsmi mensup genelde arkadaşlar sıfat olarak kullanılır. Buna da dikkat etmekte fayda var. İsmi mensubun mühennesi müzekkarı kısmı vardır. Yine bunu da göz önünde bulunduruyoruz. Ben hepinize başarılar diliyorum. Başka bir dersimizde görüşmek üzere. Sağlıcakla kalınız.